Göçebe hayat yaşayan insanoğlu, uzun süren buzul çağının ardından gelen daha elverişli iklim koşulları sayesinde sayıca çoğalmaya ve doğada hazır bulduklarından daha fazla yiyeceğe gereksinim duymaya başladı. İnsanlar 200 bin yıldır sürdürdükleri göçebe, avcı ve toplayıcı hayat biçiminden ayrılıp, milattan 10 bin yıl önce Neolitik dönemde yerleşik üretici yaşama geçtiler. Neolitik dönemin ilk yerleşim bölgesi Güneydoğu Anadolu, Kuzey Suriye ve İran'ın batısı arasındaki üçgen sahadır. Bu tezi kanıtlayan arkeolojik en önemli veri ise 12 bin yıl öncesine ait olan buğday kalıntılarının Türkiye'nin güneydoğusundaki Göbekli Tepe'de bulunmuş olmasıdır. Aslında her şey Neolitik çağ ile başladı. Sürekli yer değiştirmekten bıkan atalarımız, bereketli Hilal adı verilen bölgede yerleşik düzene geçmeden önce bu bölgenin doğal bitkisi olan buğday ve arpa ile tanıştı. Buğdaydan ekmek yapmayı öğrenen atalarımız için bu bir besin devrimiydi. Kolay ve zahmetsizce elde edilen bu doyurucu besin, İnsanoğlunu yerleşik hayata ikna etti. Çünkü ekim ve hasat aynı yerde uzun süre kalmayı gerektiriyordu. Eski Mısırlardan kalma duvar resimlerinde taşların arasına tahıl ezerek un elde etmeye çalışan kadınları canlandıran figürler, ekmeğin Mısırların kültüründeki önemini belirten ilk kanıtlardır. O dönemin ekmekleri oldukça sertti. Ancak yassı somunların askeri kamplara ya da av bölgelerine taşınması da oldukça kolaydı. Yaygın inanışa göre M.Ö. 2000 yıllarında Mısırlı bir fırıncı hazırladığı ekmek hamurlarını güneşin alnında unuttu. Bu arada hamur mayalanmıştı. Fırıncı bu hamuru diğer hamura katarak fırına koyunca pişen mayalı ekmeklerin kabardığını gördü. Zenginlerin ve soyluların çok sevdiği bu yumuşak, çiğnemesi kolay, lezzetli ekmekler o kadar değer kazandı ki eski Mısır'da bu ekmekler para yerine bile kullanılmaya başlandı. Mısırlılardan fırıncılık sanatını öğrenen Yunanlılar, Doğulularınkine benzer ekmekler yapmaya başladılar. Ardından Romalılar, M.Ö. 600 yılında Yunanlılardan ekmek yapmayı öğrendiler. 1859'da Fransız bilim adamı Louis Pasteur, mayalanma olayında mikroorganizmaların rolünü çözerek fermentasyonun mekanizmasını tarifledi. Bu yıldan sonra ekmek üretimi bir devrim daha geçirdi. Çünkü 1870'lerden itibaren katıksız yaş maya üretimine başlandı. 1880 yılında İsviçre'de ilk başarılı mekanik değirmen yapıldı. Böylece daha beyaz ve kaliteli ekmekler yaygınlaştı. Ekmek çabucak enerjiye dönüşebilen çok önemli, doyurucu ve besleyici bir karbonhidrat kaynağıdır. B vitaminleri açısından da çok zengin olmasının yanı sıra demir, magnezyum mineralleri de ekmeğin gıda değerini destekler. Besin piramidinin temelini oluşturan gıdalardan biri olan ekmek, bu özellikleriyle hem geçmişte hem de günümüzde en gözde besin kaynağı olmaya devam ediyor. Ekmeğin ham maddesi olan buğday hasatından 2015-2016 sezonunda 730 milyon ton ürün elde edilmiştir. Çin 130 milyon tonla lider olurken 90 milyon tonla Hindistan ve 60 milyon tonla Rusya ilk üçü paylaşmaktadır. Kişi başı ekmek tüketiminde Avrupalılar tartışmasız liderdir. Avrupalı ülkeler arasında Türkiye kişi başı ekmek tüketiminde 150 kilogramla birinci sırada yer almaktadır. Sırbistan 125 kilogram tüketimiyle ikinci, Bulgaristan 105 kilogramla üçüncü sırada yer alırken bu sırayı Almanya ve Rusya takip eder. Avrupa'da tüketilen unlu mamuller pazarının değer olarak %80'ini ekmek oluşturmaktadır. Ekmeğin tüketiciye dağılım şeklinde en çok tercih edileni taze olarak sunulan olsa da dağıtım zorluğundan dolayı paketlenerek uzun ömür sağlanmış ve yarı pişmiş ürünler de piyasaya sürülmüştür.
dondurulmuş ekmek, çörek, kek, pizza ve mantı gibi ürünlerin bir ticarete dönüşerek yarattığı hareketliliğin tarihi son 15 yılı kapsamaktadır. Bu boşluğu ilk fark ederek atağa geçen ve dünya çapında büyük bir pazar payını sahiplenen Kanada, İsviçre, Meksika ve İtalyalı şirketler olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya ise iştahlı talepleriyle tüketimin en yaygın olduğu bölgelerdir. Dondurulmuş ekmek ürünleri pazarında en önemli kalemi pizza oluştururken, hamburger ekmeği, milföy hamuru, kruvasan, mantı ve börek çeşitleri de çok talep görmektedir. Unlu mamuller üretiminde iki tür maya kullanılır. Birincisi, endüstriyel maya dediğimiz, büyük kapasiteli fabrikalarda hızlı üretimler için kullanılan yaş ve kuru mayalar. İkincisi, daha çok butik üretim yapan fırınlarda kullanılan geleneksel ekşi hamur mayalar. Maya olarak ekşi hamur kullanılan ekmeklerde mayalanma 6 saat ile başlar, 12 saate kadar çıkar. Bu ekmekler en lezzetli olanlardır. Endüstriyel fırınlarda ise unun suyla buluşup ilk hamurun tutulmasından ekmeğin fırından ilk çıkışına kadarki süre 3,5 saati geçmez. Hangimiz fırından çıkmış sıcak bir ekmeği sevmez ki? Ekmek fiyatları özellikle gelişmekte olan ya da az gelişmiş ülkelerde çok önemlidir. Bu yüzden üreticiler arasında kıyasıya bir rekabet vardır. Ekmeğin rekabetindeki fiyat bir yana, en önemli diğer bir husus da taze ekmeğin sürekli olarak hazır bulundurulmasıdır. Ekmeğin sürekli olarak piyasaya sürülebilmesi için artık tüketim yerinde üretim yapılması gerekiyor. Bunun için fırınlar küçültüldü, mayalanmayı yavaşlatıp her an pişirilebilecek kıvamda tutmak için 4 derecelik kabinler geliştirildi. Asıl hareket ise donmuş hamur ürünlerine başlıyor. Bu sektörde dondurulmuş ürünler, -35-40 derecelik kabinlerde şoklandıktan sonra -18 derecede muhafaza altına alınıyor. Bu uygulama özellikle daha çok yağ ihtiva eden kruvasan, poğaça ve benzeri ürünler için daha kolay uygulansa da artık pek çok ekmek çeşidi de donmuş zincirine katılmış görünüyor. Bir yıl boyunca donmuş olarak saklanabilen unlu mamuller, özel dizayn edilmiş çözme ve kabartma kabinleri sayesinde istenildiği zaman pişmeye hazır ürün servis edebiliyor. Unlu ürünler sektörü gelişen, yükselen dinamik bir seyir izlemektedir. Bunda en büyük etki bu ürünlerin dondurularak pazarlanmaya başlamasıdır. Her daim ticari olarak büyük fırsatlar sunmaya hazır, soğuk ve donmuş muhafaza aynı zamanda yaşamlarımızı da kolaylaştırmaktadır. Norveç asıllı Amerikalı dünya vatandaşı biyolog Dr. Norman Barlog'un sözünü anımsayarak noktalayalım. Eğer barış istiyorsanız adaleti sağlayın. Fakat aynı zamanda daha fazla ekmek üretmek için tarlaları ekin. Aksi takdirde barış olmayacaktır.